efendim, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmaması üzerine 3 işçi sendikası konfederasyonu bir araya geldi. Türk İş, Hak İş ve DİSK ortak açıklama ile asgari ücrete zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. Biz işçiler, emekçiler, işsizler, dayanma gücümüz kalmadı. Nefes almakta zorlanıyoruz. Hükümet asgari ücrete ara zam yok dedi ama sendikalar ısrarcı. Temmuz ayında maaşlarına zam alamayan milyonlarca asgari ücretli için bir kez daha zam istediler. Rakam vermedik. Diyoruz ki geçim şartları ortada. Evvela bir belli bir yola sokalım, rakam kolay. Emekliye kulak versinler, işsize kulak versinler, asgari ücretliye kulak versinler. Vermezlerse onlar için de hiç iyi olmaz, bizim için de iyi olmaz. Türk İş, DİSK ve Hak İş konfederasyonları asgari ücret ve yaşam koşulları için buluştu. Üç başkan ortak açıklama yaptı. Sorunları 10 başlıkta paylaştı. Enflasyonu yükselteceği iddia edilerek asgari ücrete zam yapılmamasını işçilerin kabul etmesi mümkün değildir. İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Asgari ücrete zam yapılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması talepleri arasında. Milli gelirden aldığımız payların azalması bize şu soruyu sorduruyor. Peki kim kazanıyor? Biz bu gidişatın Türkiye'nin hak etmediği bir gidişat olduğunu görüyoruz. Bizim üzerimizden ellerini çeksinler, bir an evvel taleplerimize cevap versinler. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine de tepki gösterdi sendika başkanları. TÜİK'in açıkladığı rakamları ne ben, ne buradaki arkadaşlarım, ne kamuoyu hiç gerçekçi bulmuyor. İşte açıkladığı rakamla piyasalar hiç örtüşmüyor.